Erken Teşhis Programından herkese sağlıklı ve de mutlu günler. Bugün beslenmeyi dolayısıyla bağışıklığı konuşabilmek üzere Aslı Cemile Özatan bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Günaydın. Çok iyiyim teşekkür ediyorum sağ olun. Bizlerdeyiz teşekkür ederiz. Aha. Keyifler yerinde ama zor bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ee, böyle bir dönemde hem beslenme hem bağışıklık e, konuşmak üzere bugün buradayız ama ondan önce. Aslı Cemile Özatan kimdir? kimdir? Niçin diyetisyen olmayı Niçin, seçtiniz? Değil mi? Evet bunu anlatalım. ben 1980 doğumluyum, Konyalıyım. İlk ilk orta ve lise öğrenimi Konya'da tamamladım. ondan sonra 99 yılında Ankara Üniversitesi şey Hacettepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü kazandığım için lisans eğitimi için Ankara'da bir 5 sene kaldım ondan sonrasında 2004 yılında Konya'ya bir dönüş yaptım. 2004 yılı sonunda ve özel büyükşehir hastanesinde 9 yıl kadar diyetisyenlik hayatım başladı ve devam etti. Ardından bir 3 3,5 yıl kadar da Konya Medikan Hastanesine diyetisyen evet. olarak görev aldım. E, bu süre zarfında hem koçluk eğitimi hem lisans eğitimin devamı için yüksek lisans eğitimin devamı için e, yine e, hem çalışmaya hem de e, kendi mesleğimle ilgili kariyerimde ilerlemek adına bir takım çabalarım oldu. Bunların karşılığını da e, tabii 16 yıllık diyetisyenlik döneminde e, almaya devam ediyorum. Ve son e, 2004 yılı ve 2007 yılı arasında e, Doktor Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde evet. diyetisyen olarak çalışmaya başladım. Ardından bir 3 yıl ara verdim. Kızımı büyüttüm bu arada. Bir 3 yaşına kadar geldi. Sonrasında o okula başladı. Ben tekrar yine çalışma hayatına döndüm. Yaklaşık işte 1 yıl olmak üzere yine Doktor Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde her türlü beslenme ile alakalı bana danışanları ve Mehmet Portakal hocamın danışanlarına destek vermeye çalışıyorum. Konya'da olduğumuz için aslında diyetisyenliğin ee, hem keyifli yanlarını yaşıyoruz hem zor olan <laughs> e, yanlarını yaşıyoruz. Ee, bizim mesleğimiz çok keyifli ama şöyle de bir durum var. Hani e, toplumda herkese sorduğunuzda beslenme bir ilgi alanı aslında hani herkesin ilgisini çeken e, yemek tariflerinden tutun da çocuğunun sevdiği yemekleri yapabilmek adına çabalayan anneler işte babaların damak tadına göre yapılan değişik yemek lezzetleri vesaireler e, onun dışında işte zayıflamakla ilgili ya da doğru beslenmekle ilgili ya da zayıflama ürünleri vesaire hani bunlarla ilgili herkesin internet üzerinden bir e, ilgisi var beslenmeye ilgisi var ya da Herhangi birine bugün bir şey sorduğunuzda bir çayla alakalı, suyla alakalı ya da günlük herhangi bir beslenmeyle alakalı birçok anlatılabilecek bilgisi ve sözü vardır. Ama beslenme bir bilimdir. Ben hep şöyle diyorum. Evet, ilgi alanı olan kişiler çok önemli. Beslenme bizim hayatımızın çok büyük bir alanını kapsıyor. Beslenmeyle ilgilenelim ama beslenmenin bilim olduğunu, beslenmenin dinamik bir bilim olduğunu da unutmamak lazım. Biz bu dinamik bilimin ee, gerçekten nasıl ilerlediğini takip ediyoruz. Tüm dünyada nasıl ilerliyorsa Türkiye'de de Konya'da da bunun nasıl bir yansımasını e, olması gerekiyorsa bunun için çabalıyoruz. Hem işimiz çok kolay, hem işimiz çok zor diyelim Konya'da olduğumuz için. Evet. <laughs> yani ilgiyle bilgiyi bir araya getirip insanların hem damak tadına hem de sağlığını gözeten evet. kişi diyebilir miyiz diyetisyen. Yani? Diyebiliriz. <laughs> Doğal bir tanımıdır. <laughs> tam, tam üzerine bastınız. <laughs> evet, böyle denilebilir. Peki. Yani bilim kısmıyla ilgi alanının hani damak tadının örtüşmesi insanların alışkanlıklarının e, yerleşmiş olan alışkanlıklarını çok da zorlamadan orta yolu bularak e, kişiye doğru beslenmeyi öğretebilme dönemi diyelim bizim işimize. Tarih Peki yani şimdi evet 16 senedir diyetisyenlik yapıyorsunuz Hı -hı. ki bu uzun bir süre. Hı -hı. Yani e, çoğu mecralarda diyetisyenliğin beslenmenin aslında bir program ve bilim olduğunun farkındadı maalesef ki her insanda bulunmuyor ve diyetisyenlikten hatta son 5 yılda haberdar olan bir kesim bile var. Hı hı hı. Niçin yeni ünlendi? Yani çağın getirileriyle birlikte mi yoksa insanların buna ihtiyaç duymasından kaynaklı mı? Hı hı. Şimdi şöyle bu konuda medya bizi gerçekten çok destekledi. Özellikle benim üniversiteden mezun olduğum yıl o sene Türkiye'de diyetisyenliğin ne olduğunu insanlar öğrenmeye başladı. Bu bizim şansımız da aslında. Ben de Konya'da ilk defa özel hastanede aktif şekilde çalışmaya başlayan ilk diyetisyenim. Konya'da benden önce bir diyetisyen arkadaşım vardı. Benim gelişimle de zayıflama programları ya da sağlıklı yaşam ya da ne bileyim endüstriyel bir mutfağın kurulması benim Konya'da diyetisyenliğe başlamamla başlamıştı. E, tabii bu bizi destekleyen en önemli şey medya oldu. İşte sizin gibi e, güzel arkadaşlarımız televizyon programlarına çağırdılar, e, bizim sesimizi duyurabilmek için seminerler, işte e, ne bileyim yemek e, programları, e, yemek yarışmaları vesaire. Burada diyetisyenlik yer aldıkça diyetisyenler ve ben de aynı şekilde belli ölçüde rol aldıkça böyle böyle hani Türk toplumu yavaş yavaş diyetisyenliğin önemini anladı. Bir de şöyle bir şey var. Artık Tüm medyada hani herhangi bir sağlıkla alakalı bu kardiyolojik olabilir, böbreklerle ilgili olabilir, dolaşım problemi, eklem rahatsızlığı, işte fibromiyaji olabilir, zayıflama, kilo alma, işte çocuğun sınava konsantrasyonu vesaire vesaire yani insan hayatının her alanında Beslenmenin önemi artık yatsınamaz bir gerçek ve bu noktada gerçekten medya bizi çok destekledi. İşte birçok diyetisyen arkadaşım ben de dahil çok sıklıkla televizyon programlarına çıkıp bunun hem önemini hem de diyetin keyifli haller olduğunu, diyetin sadece zayıflamak olmadığını ya da verilen programın sadece zayıflamayı destekleyen bir şey olmadığını, tüm sağlığımızın iki dudağımızın arasından geçen besinlere bağlı olduğunu. Anlatarak biz diyet isteyenliğin önemini insanlar aslında kavratmaya çalıştık. Tabii son yıllarda da insanlar şöyle, hani kendi kendilerini uygulayanlar, program yapanlar, sonra tekrar kilo alanlar, tekrar verenler ya da diyet yaparken sağlığı elinden gidenler, psikolojik bir takım rahatsızlıklara maruz kalanlar. Bunlar tabii çok yayıldıkça, duyuldukça medyada mesela bir zayıflama programının devamında anoreksiya, nervozanın, intihar eşiğine kişiyi götürdüğü, hayatını kaybettiği yani sağlıkla ilgili diyet yapıldığında bile doğru bir beslenme programı uygulanmadıysa kişinin sağlığının ya da hayatını da elden gidebileceği bununla ilgili endişeler medyada yansıdıkça tabii insanların daha sağlıklı yaşamda beslenmenin çok önemli olduğunu anlamaya başladı. Biz de bu anlamda evet e, hani gücümüzün yettiğince, elimiz zamanımız yettiğince kişilere dokunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda işte sizler bize çok güzel bir kanal oluyorsunuz, bir yol <gülüyor> oluyorsunuz <gülüyor> diyelim. Rica ederiz. Ee, şimdi Türkiye ve Türk mutfağı aslında dünya üzerinde bulunan en büyük beş mutfaktan biri. Evet. Bizler yemeği... Yemekte teselli bulmayı, beslenmeyi aslında zaten çok seven insanlarız. Evet. Ama az önce de anlattığınız gibi hem anoreksiya yani aşırı e, zayıflık zannedersem. Yanlış ya beslenmeyle genel evet. zayıflık. Evet. Yani aşırı kiloluluk gibi hastalıkların neticesinde mi insanlar buna aslında ihtiyaç duymaya başladıklarını anladılar? Diyetisyenlik böyle mi aslında popüler oldu? Diyetisyenliğin Nihaitinde. popüler olması işte e, dediğimiz gibi hani sağlık alanında... Öncesinde hekim arkadaşlar da belki çok diyetisyenle iş birliği yaparak yol almayı belki çok tercih etmiyordu ama artık bizim gerçekten beslenmenin doğru bir bilim olduğunu ve Türkiye'de de bunun güzel yansımalarını diyetisyenlerle doğru beslenmenin, bir gebeliğin, daha sağlıklı geçtiğini, bir annede işte emzirme döneminde beslenmenin doğru olduğunu, bunlarda işte bizler hastanelerde sayılarımız arttıkça ve halktan gelen taleplerin işte medyanın önemli bizi görmesiyle beraber, halktan gelen taleplerle birlikte de hekimlere yardımcı personel niteliğinde bir görev almaya çok daha yoğun bir şekilde başladık. Hani bir hekimle görüşüyor kişi sağlık protokolü yazılıyor, reçetesi yazılıyor ama e, sağ olsun hekim arkadaşlarımız buradan çok teşekkür ediyorum. E, şu an aile hekimleri de bu konuda çok bizlere destek oluyor. Diyor ki lütfen beslenmenizle ilgili de bir diyetisyen arkadaşımızın görüşünü alalım. Ya da bizim bu e, sağlıklı yaşam düzeni içerisinde bir de diyet uygulamanız gerekiyor. Diyet yapmadığınız takdirde bu hastalığı yenebilmeniz çok mümkün olmayabiliyor. Özellikle mesela genç kızlarımız çok tabii güzel fiziğe sahip olabilmek özellikle şu anda sosyal medyada görsel anlamda her şeyin çok daha hoş ve çok daha keyifli görülmeye başlandığı dönemde genç arkadaşlarımızın hevesleri, istekleri ve çabaları da büyük ama sabrı da çok az. Hani kısa zamanda hızlı yol almak istiyorlar. Dolayısıyla bu noktada hani hızlı yol almak da belki yine diyetisyen olabilir ama bunun sağlıklı olan kısmında anne babalar da çok önemli. Şu anda öncesinde anne baba belki çok önemsemiyordu ama şimdi mesela bir aile çocuğunun diyet yapmak istediğini ya da şişman olduğunu ya da herhangi bir dediğim gibi sağlıkla ilgili beslenme ile ilgili olumsuz bir noktasında sınav konsantrasyonunun azaldığını gördüğünde diyor ki hadi yavrum bir diyetisyene gidelim. İşte bunların hepsinin önemi dediğimiz gibi ben mezun oldum 2004-2005 yılıyla birlikte medyada ciddi anlamda hatta hiç unutmuyorum bizim üniversite yılımızın son döneminde diyetisyen uzman diyetisyen yine Tayland Kümeli'nin bir programı vardı Seda Sayan'ın televizyon programına çıkmışlardı ve anoreksiya nervoz olan bir diyetisyen arkadaşımla beraber çıkmışlardı. O program Türkiye için bir dönüm noktası oldu diyetisyenler adına. Yani bir diyetisyen e, beslenme diyetetik bölümü okuyan bir arkadaş diyet yapıyor, anoreksiye nervoz oluyor ve bunun tedavisini yine bir diyetisyen üstleniyor ve bu noktada iyileşme sağlanıyor ve bunun medyada büyük yansıması gerçekten bizim mesleğimiz adına ses getirdi. Sonra zaten işte akşam haber programları, sabah programları, ikindi programları işte sonrasında hani bu zayıflama kamplarında bir takım yapılan uygulamalar, bunların medyada yansımaları hepsi beraber tabii bir değişim sürecine girmeyi sağladı. Ama şu da var az önce söylediğiniz gibi Türk mutfağı çok önemli bir mutfak dünya genelinde. Bizim alışkanlıklarımız var. Atalarımızdan gelen damak tadımız var ve biz Türk toplumu olarak her noktada beslenmeyle e, misafir ağırlamayı e, bizim iyi günümüz yemekle kötü günümüz yemekle iyimiz yemekle dirimiz yemekle ben hep öyle diyorum hep böyle geçiyor dolayısıyla hani biz ikram etmeyi ve misafirperverliği de yiyecekten içecekten bulduğumuz için birazcık bundan kilo alıyoruz bunlardan kilo alıyoruz Konya'da olmanın tabii damak tadı Konyalı olmaktan dolayı son derece mutluyum ama yemek kültürü adına Hani çok ileri bir Hani kaloriye sahip olduğumuzu düşünürsek gerçekten işimiz bazen de zor olabiliyor yani nihayetinde e hem bizim topluluğumuz olarak Türk topluluğu olarak hem de dünya genelinde insan adaptasyon sağlamakta aslında birazcık da problem yaşayan bir insan. Evet. Neden? İşte ilk önce hastaneler yavaş yavaş e, Türkiye'de yayılmaya başladığında insanlar dediler ki olsun bir aspirin atarım geçer. Hı -hı. Daha sonrasında bu olay psikologlar ve Hı -hı. insan psikolojisi için oldu. Hayır ben deli değilim. Psikoloğa Hı -hı. gitmeme gerek yok. Ve e, daha sonrasında yine diyetisyenler için Aç kalarak yani diyetin aç kalmak olduğunu düşünen Hı -hı. E, bir topluluk oluştu ama nihayetinde 2020 civarlarında artık A insanlar e, diyetin sağlığı korumaya yönelik evet. bir şey olduğu fikrine alışmaları Hı -hı. E, sanırım tamamlandı. Evet. Peki o zaman hemen ardından şu soru gelsin. Diyet tabii ki bir aç kalma eylemi değil ama aç kalarak kilo vermek sağlıklı mı ya da sadece aç kil kalarak kilo vermek Mümkün mü? Bir kere diyet yapmak ya da zayıflama programlarını uygulamak asla aç kalmak değildir. Tam tersine burada şunu iyi vurgulamak gerekiyor. Zayıflama programlarının içeriği kişiyi aç bırakmaz zaten. Zayıflama programları eğer gerçekten bir diyetisyen eşliğinde yürütülüyorsa... ...bir kere önden kişinin kan tahlillerinin alınmasıyla program başlar... E, kişinin bedeninde eğer bir takım eksiklikler varsa e, mesela B12 yetersizliği, D vitamin eksikliği, demir eksikliği, kolesterolü yüksekse e, ya da ürik asiti yüksekse e, veya işte karaciğer enzimlerinde yetersizlik e, ya da yükseklik varsa gibi troit hormonları bunların hepsi önden değerlendiriliyor zaten değerlendiriyoruz. Kişiden diyete başlamadan önce bunları istiyoruz kan değerlerini bunları değerlendiriyoruz bunların yetersizliği varsa... Önce bunların takviye edilmesi, kişinin bedenindeki eksiklerin yerine konulması, bedenin iyi hali alabilme noktasına gelişinde ilk önemli olan şeyler kan değerlerini normale çevirmek oluyor. Evet bunlar normale dönüyor. Arkasından kişiyi dinliyoruz. Çünkü burada alışkanlıklar çok önemli. Kişinin sosyal hayatı çok önemli, iş hayatı çok önemli, damak tadı önemli işte annesiyle geçirdiği günü, arkadaşlarıyla geçirmiş olduğu günü, gece kaçta uyuduğu, kaçta uyandığı, yani kişinin bir profilini, hareket düzeyi, spor yapabilme gücü, kas kuvveti vesaire bunların hepsini iyi dinlemek lazım. Bunlar dinledikten sonra kişiye ait bir profil çıkıyor zaten. Ortaya çıkan bu profilin de kişinin damak tadını düşünerek ve bizim de doğru bildiğimiz gerçekleri yani beslenme ile ilgili hiç vazgeçemediğimiz önemli olan kuralların hepsini birleştirerek kişiye hazırladığımız bir diyet programı oluyor. Burada tabii ki zayıflama programlarında kalori bir miktar düşüyor ama kalorinin bir miktar düşmesi demek kişinin bize gelene kadar yemiş olduğu yüksek kalorinin altında kalmak demek oluyor. Biz bir işte segmental analiz dediğimiz bir uygulamayla cihazla kişinin metabolik hızını ölçüyoruz. Yani biz kişinin ihtiyacı olan enerjinin altında besin vermiyoruz. Orada çıkan rakamlar neyse biz onun karşılığını veriyoruz. Ama kişi bize gelene kadar o cihazla ölçüm yapıldığı noktada çıkan metabolizma hızının üzerinde bir kalori alımı yapmış. Yani aldığı kalori yüksek olduğu için kendi enerji harcaması da düşük kalmış ve şişmanlamış, kilo almış. Biz bu noktada dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Uyguladığımız zayıflama programları hani listelendiğinde ortaya çıkan kalori ve besin alımı içeriği kişinin kendi bedeninin ihtiyacının çok altında kalmıyor aslında. Sadece burada şu çok önemli. Kişilerde duygusal açlıklar meydana geliyor. Aslında biz karnımızın açlığı e, ya da işte organlarımızın açlığından bahsetmiyoruz. Duygusal açlığın baskılanmasından dolayı fazla kalori alımı varsa biz bunların törpülenebilmesi nasıl olur bunları öğretmeye çalışıyoruz. Aslında uygulanan zayıflama programlarında karbonhidrat alımı, protein alımı ve yağ alımı son derece dengeli. Posa lif içeriği son derece yüksek. Vitamin mineral alımı son derece kontrollü. Yani kişinin en sağlıklı beslendiği dönem aslında zayıflama programlarını uygulamaya başladığı bir dönem. Aç kalarak zayıflanır mı? Evet, ilk etapta kişi çok yoğun tüketiyordur. Bir anda şimdi uzun açlık, oruç diyetleri var ya da çok düşük kalorili bir anda uygulanan beslenme programları var. Tabii ki bir anda kalori düştüğü için kişide bir zayıflama oluyor. Ama bu zayıflama asla yağdan kayıp olarak bize yansımıyor. Su kaybediyor beden, sonrasında kas kayıpları ortaya çıkıyor ve sonra da sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Yani aç kalarak zayıflamak mümkün değil. Zaten benim hep sorduğum şey, benim danışanlarımda ben diyet listesini veriyorum, ikinci bir kontrole geliyor. Aç mısınız, tok musunuz? Hep bunu sorgulamak lazım. Çünkü kişide hep açlık duygusu zayıflıyorum hissine götürüyorsa burada bir yanlış vardır. Biz acıkmadan programı yönetmeliyiz. Ama tıka basa karnımızın şişkin olduğu aşırı derecede hani yoğun şişkinliği yaşadığımız bir dönemde değil de midemizi e, belli ölçülerde o hacmi kontrol altına alarak kişinin programını yönetebilmek lazım. Aslında birazcık da alışkanlıklarla alakalı. Size evet. gelen danışanlar daha önce günlük bir buçuk porsiyon ekmek yediği için Aynen. daha sonrasında e, bu programa alışmaya çalıştığında. Kendini doymamış hissediyordu o bir evet, aslında. Evet, evet, evet. Yani o his zaten işte diyorum ya hani şişkinlik hissi aslında doygunluk değil de dolgunluk hissini yaşamak istiyor kişi. Biz o dolgunluk hissinde bir kere mide kapasitesini çok çabuk değiştiren bir organdır. Biz minik hacimlerle yani dediğiniz gibi bir buçuk yiyorsa biz bunu belki bire belki de daha sonra yarıma da düşürüyor olabiliriz ama tamamen hiçbir lezzetten uzak koymuyoruz. Ya da işte e, kebap yemek ya da işte evet bunlar tüketilecek ya da işte bamya çorbası içmek evet bunların zamanı var ama hepsi aynı öğünde olmaz. Ya bunları belli ölçülerde dağıtarak ödül zamanlarında tüketmek en doğru. Ya da özlediğiniz çok özlediğiniz bir zamanda Afiyetle bir porsiyon hani e, ben onu diyorum hani insan gibi bir porsiyon tüketmek. <laughs> hani bunun daha üstüne çıkmak sadece bir dolgunluk hissi yaratır. Bırakın o hevesinizi bir sonraki gün ya da iki gün sonra başka bir keyifli yiyeceğiniz besine kalsın. Ya da kişi diyelim ki gerçekten fazla tüketti. bunun tolere etmek lazım. Bunu mesela hani öğlen tıka basa yedim akşam hiç yemeğim. Böyle bir şey yanlış olur. Çünkü bizim e, günün her saatinde ihtiyacımız olan besin alımları var. Dolayısıyla bu ihtiyacımız olan besin alımlarını doğru ve dengeli şekilde dağıtabilmek lazım. Diyelim ki öğlen tüketimi fazla mı yaptık ya da akşam alımında bir miktar kaçtı mı? Onu bir sonraki öğünü aç kalarak değil, 48 saatlik zaman diliminde hareket miktarını arttırarak tölere etmek lazım. Diyelim ki akşam yoğun tükettik, 48 saatlik zaman diliminde... Lütfen kalkın ve adımlayın. Yani şu belden aşağıya kaslarınız biraz çalışsın. Yürüyüş yapın, ip atlayın. Ya da internet üzerinde şimdi YouTube kanallarında çok güzel egzersiz programları var. Dünya Kalp Vakfı'nın desteklediği. Onlarla birlikte hareket edin. Yani aldığınız besinin e, tolere edebilme noktasında kalori alımını azaltmak değil, hareketi arttırabilmek çok önemli. Özellikle biz diyet bittikten sonra da mutlaka koruma programı uyguluyoruz. Bu koruma programının temel ilkesi budur. Fazla kalori aldıysak fazla enerji harcayacağız. Bu şekilde tölere edebilmek lazım. Yani buna denge kanunu diyoruz evet. aslında biraz da. Yani e, biraz değindik ama bu konuyu biraz daha açalım istiyorum ben. Hı -hı. Şimdi bizim kültürümüzde üç öğün yemek vardır. Sabah öyle ki öyle genelde yoktur. Bir de akşam yemekleri yeriz. Hı -hı. Akşam yemekleri de güzel sofralarda kurulur. Fakat e, bazı araştırmalara ve benim araştırmama göre az az yemek Sık sık yemek hı hı. hatta gerekirse günde 8-9 öğün yemek yemekten bahsediliyor. Hı hı. Şimdi 9 öğün yemek yemek denilince de insanlar şunu anlıyor. Nasıl oluyor? Nasıl yiyeceğiz dokuz öğün? Hayır aslında belki bir öğünü sadece bir elime oluşturuyor da olabilir. Değil mi? Evet. Yani bu öğünleri nasıl planlıyoruz? Neden az az Neden ve sık az sık, az sık az yiyoruz? Az Şimdi normal şartlarda e, pankreastan besini aldıktan sonra biz dışarıda e, beyin pankreası uyarı veriyor ve diyor ki e, bir besin alımı oldu insülin salgıla. Sen insülini salgıladığında benim e, bedene işte e, tükettiğimiz besinin hücreleri taşınması söz konusu. Bu senin görevin. Glikozu özellikle sen taşıyacaksın diyor insülini. Ve bu dengenin sağlanabilmesi eğer gün boyu hani sabah e, güne aç başladığımızda kan şekerimiz en alt seviyededir. İnsülin hormonu yüksek seviyededir. Bunlar e, tam tersi hal alması lazım. Ufak bir öğünle, ufak bir kahvaltıyla ve Doğru dokunuşla ben hep şunu söylüyorum danışanlarıma da ilk öğün çok önemli. Yani ilk butona bastığınız besin alımını doğru yaparsanız bütün günü doğru yönetirsiniz. Ama ilk öğünde simit, poğaça, pasta, börek, çikolata, bu tarz bir besin alımı ya da çok yağlı işte doğu yerle doğu bölgelerinde işte katmerdir. Yok işte sabah ciğerle başlamaktır vesaire hani bu tarz besin alışkanlıklarının olduğu yörelerimiz de var bu besin alımında yanlış bir uyarıyla kan şekerini olumsuz yükseltirsek insülin de hızlı bir şekilde düşüşe geçer ve bunun gün içerisinde dalgalanması hep olumsuz devam eder. Biz eğer doğru besin alımıyla kan şekerini hafif yükselttik, insülini hafif düşürdük ve kendi kendine olumlu dalgalanmaları sizin söylediğiniz gibi sık öğün tüketimiyle hep doğru bir dalgalanmayı sağlamak lazım. Kan şekeri yükseldiyse insülin düştü. İnsülin yükselirken kan şekeri düştü. Böyle bir alım ve değişim sürecini yaşarken bunun en kontrollü dönemini sık oyunlarla sağlayabiliyoruz. Yani 2,5-3 saatlik zaman diliminde minik tüketimler işte... Bir öğünde elma tüketmek. Ama hani sekiz öğünü de dolu dolu ana öğün gibi yüksek kaloriyle geçirmek değil. Kahvaltımızı yaptık. iki buçuk üç saat sonra bir ceviz tüketmek mesela. Şimdi birazdan ara öğün vakti geliyor mesela benim danışanlarımın da. Mesela çoğu ceviz yiyecekler. Şimdi limonlu su vakitleri onları içecekler. Sonra iki buçuk üç saat sonra ikiye kadar bir öğlen yemek vakti ama tıka basa bir öğle yemeği değil de... ...mesela bir çorba bir salata ya da işte bir ton balığıyla beraber salata tüketmek ya da bir sandviç işte ton balığıyla birlikte kepekli ekme yapmak Bir da bir tost tüketmek minik bir öğün ondan sonra bir iki buçuk üç saat sonra acıkmadan bir kere açlığı yaşamak doğru bir şey değil hiç acıkmadan birkaç saat sonra bir meyve tüketmek birkaç saat sonra akşam yemeğine yakın bir süt içmek ya da prebiyotikli bir yoğurt tüketmek lifi arttırabilmek adına sonra akşam yemek vaktine geldiğinde çok akşam yemeğini geç saate bırakmadan bir saat yedi yedi buçuk gibi en son akşam yemeğimiz bitsin diyoruz o saatte de yine önden bir çorbamız hani hacim kaplaması adına arkasından bir çeşit ana yemeğimiz ve mutlaka salatamızın ve yoğurdumuzun olduğu bir öğün tüketimini yapmak istiyoruz. Akşamdan sonra benim hep tavsiyem şu. Mümkünse akşam yemeğiniz son öğün olsun. Hani dişlerinizi kullandığınız, çiğnediğiniz, besin alımı yaptığınız son öğünüz akşam yemeği olsun. Sabaha kadar yani sabah 8.30-9'a kadar kahvaltı öğününe kadar ki geçen zaman diliminde uzun bir açlık yaşansın. Hani oruç tutar gibi. Akşam 8.30-9'da diyelim ki en son tüketim yaptık. Sabah da 7 olsa 10-12 saatlik bir açlık yaşanıyor. Bu 10-12 saatlik açlık bizim bedenimizin e, toksin atmasına, dinlenmesine, metabolik sürecin kontrolüne ve uyku duyu rahat geçirebilmek adına doğru bir süreç. Bu sebeple hani o zaman diliminde sadece bitki çayları içilebilir, soda içilebilir, Normal suyumuzu içebiliriz. Bu şekilde de akşam öğününü geçirmek doğru bir alışkanlık. Yani akşam yemeğini erken tüketmek ve son öğün haliyle bırakmak doğru beslenme alışkanlıklarından bir tanesi. Yani aslında azar azar yemek, sık sık yemek yine bizim aslında toplumumuza hitap eden bir şey değil. Ama evet. muhakkak bu sağlığımızı korumak için ve buna alışmak için mecbur olduğumuzun da bir göstergesi. İşte açlığı hissetmeden günü kontrol altında tutmak. Ve sonraki öğünde de hani oturup da gözü dönmüşçesine tüketmek değil. E yine keyifle yiyeceği besinler ama düşük e, porsiyonlarda alım yapmak. Bir kere tabakları da küçük tutmak çok önemli. Tabakların ebatı büyüyorsa gözümüz doymuyor. O tabak daha dolgun olsun istiyoruz. Biz böyle daha küçük tabaklarda göz doldursun. Bir kere yemeği yiyelim. Buradan bu bence çok önemli bir şey. Yemeği yiyelim. Sonra bir 5 dakika mesela o porsiyon bitti. 5 dakika mola verelim. Bir dinlenelim, bir nefsimizi dinleyelim. Gerçekten aç mıyız, tok muyuz? Bizim canımız daha yemek istiyor mu? Hani yemeğe oturup başlayıp da önümüze gelen porsiyonu son noktasını bitirene kadar hızlı bir tüketim yaparsak bu ıı, iştahı kontrol etmek gerçekten zor olur. Ama bence porsiyonu ikiye bölün. Bir yiyelim, sonra bir mola verelim. Ben bunu Ramazan'da da söylüyorum. Belki şu an izleyen arkadaşlar da kendi kendilerine diyorlardır ya ne kadar zor bir şey. Ama bunu birkaç gün dikkat ettiğimizde, dinlediğimizde bir kere midemiz dinlenmiş oluyor. Kan şekerimiz çok hızlı yükselmediği için aşırı bir şişkinlik, aşırı bir e, midede gaz problemi, e, hazımsızlık problemi olmuyor. Bir kere çok çiğneyebilmek çok önemli. Yani Türk toplumuna şu çiğnemeyi öğretsek belki birçok şeyi aşmış olacağız. Çünkü sindirim ağızda başlıyor. Biz ağızda başlayacak olan sindirimi tam olarak çiğnemeden mideye göndermiş oluyoruz. Midenin yükünü arttırıyoruz. Eğer çok çiğnesek bu sindirim ağızda yükü, sindirim yükünü azaltacağız. Midenin de yükünü hafifleteceğiz. Çiğnemek gerçekten çok önemli ama biz Türk toplumunda özellikle erkeklerde böyle hop iki çevirmeyle hemen yutu veriyoruz falan. Bunlar bizim için ve mide problemleri, hazımsızlık problemi, kabızlık problemi bunların yaşandığı bir toplumuz. Bunun en büyük sebebi çok hızlı yemek yemekten geçiyor. Aslında e, öğünlerde dediğiniz gibi yani böyle nokta atışları oldu ama e, psikolojik bir yönü de var bunu. Şimdi biz diyoruz ki yemeğe ihtiyacım var. Çoğu zaman günlük rutindeki zamanımızdaki rutinler çok hızlı ilerliyorlar. Hemen tüketmeliyim, hızlı tüketmeliyim. Ayrıca doymalıyım. Hı hı. Şimdi bu doyma fikri bizde seneler boyunca şöyle ilerledi. Büyükçe bir şey yemeliyim onu e, kendimi dolu hissettiğim zaman da doydum, doydum demektir. Hı -hı. Aslında bu psikolojik düşüncenin ya da beynimizin e, o nöral nörokorteks diyoruz zannedersem o nörokorteks kısımda tamam doydun kardeş evet. yeter e, dediği kısma alıştırmamız Hı -hı. lazım ki daha sonrasında olaylar sindirim sisteminde gerçekleşsin. Aynen öyle. Önce bu doygunluğu dediğiniz gibi beyinde tokluğu, doygunluğu, doyma hissini bunu beyinde yaşayabilmek lazım. Ben hep diyet yaparken de öyle söylüyorum. Hani eğer beyninizde bu işi bitirdiyseniz son noktayı hani ben sonuna kadar işte yedim, içtim, hani yeme hazımı, duygumu doyurdum, her şeyimle teslim oluyorum diyorsanız bizim işimiz kolay. Ama ee, hala böyle bir arayış ya da nasıl yaparım nasıl e, aç kalacak mıyım endişelerimiz korkularımız bunlar bizi geri planda bırakır. Ama eğer kişi gerçekten bu işi beyninde bitirdiyse, e, inandıysa değişim sürecine girebileceğini ondan sonraki işte görüşmelerimizle beraber doğru yolu izleyerek de programı akıp götürüyoruz. Evet yani nihayetinde mesele ilk önce psikolojik olarak başlıyor. Evet. Fizyolojik olarak devam ediyor ve bu şekilde de mutlu bir sona doğru ulaşmış Zaten oluyoruz. Zaten bakın şey olmuştu şimdi ilginç bir şekilde hemen aklıma geldi sizin bu söylediğiniz. Mesela pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı gelmişti. Kişilerin aslında evinde birçok yeme hazır yani yiyebileceği, içebileceği belki 3 günlük, 5 günlük malzemesi vesairesi dolapta olmasına rağmen... Acaba aç kalır mıyım hissiyle herkes sokaklara döküldü ve e, ekmek almak için manavlara koşturdu. Hatta hiç unutmuyorum çok ben de çok tesadüfi dışarıdaydım bir e, ben de bir market alışverişim vardı kısa bir süre onun için çıktığımda sokağa çıkma yasağı açıklandı. Bir anda böyle Konya'da o Havzan bölgesinde bir trafik kilitlendi ve ben kafamı bir çevirdim. Çiğ köftecinin önünde bir kuyruk. Hani böyle hiç ihtiyacımız olmayan yerlere bile yani yeme acaba aç kalır mıyım? Aç kalacak mıyım? Aç kalırsam ne olur? Açlıkla nasıl mücadele ederim? Yani bizim e, genel olarak atalarımızdan da herhalde gelen duygu bu. Aç kalmaktan korkmak ve bu aç kalma duygusunu baskılayabilmek için hatalı davranışlara da sevk etti mesela o dönem. Şimdi çok böyle kısaca hemen aklıma geldi. Türk toplumunun genelinde bu aç evet. kalma korkusu hep var aslında. Şimdi işin psikolojik kısmını ve giriş bölümünü yaptığımıza göre çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Tamam. Geldikten sonra nasıl bağışıklık kazanıyoruz onu öğreniyoruz. Erken teşhis programında Aslı Cemile Özatağan'la beslenme ve bağışıklığı konuştuğumuz program tam da buradan kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi beslenmeye şu çok güzel bir giriş yaptık bana kalırsa. Hı hı. Şimdi de bu dönemde malum koronalı, virüslü hiç de alışık olmadığımız ama yeni sulara doğru yerken açtığımız bir dönemde hı hı. insan ne yemeli ki bağışıklık kazanabilirsin ama ondan önce bu beslenme ile bağışıklığın arasındaki iletişim bağ ne? Bağ Vallahi çok da güzel bir soru çünkü bence herkesin şu anda e, tedirgin olduğu ya da şöyle de söyleyelim. E, COVID-19'la beraber kişilerin artık sağlığını çok daha fazla önemsediği bir döneme adım attık. Ben 2020'nin de beslenme adına bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bağışıklık çok ön plana çıktı. Kişilerin e, sağlığıyla ilgili yaptığı yatırımların ne kadar önemli olduğu artık e, şey kazandı, değer kazandı. E, bağışıklığın bir günde kazanılamayacağı, e, geçmiş yıllardan doğru beslenme adımlarıyla yapılan yatırımların insan bedenine doğru yansıması anlaşıldı. Bunların hepsinin hani e, kişi geçmişte doğru beslendiyse, doğru hareket programının içerisinde olduysa, yeterli sıvı tükettiyse, Kilo kontrolü sağlayabildiyse, bunların iyi uyuduysa, iyi uyuma alışkanlığı edindiyse bunların hepsinin yansımalarını biz pandemi sürecini geçirirken yaşıyoruz zaten. Burada önemli olan şey şu, tabii pandemi süreci hiç alışkın olunmayan, ben hep diyorum ki uykumuz gelmeden uyuduk, acıkmadan yedik yorulmadan dinlendik. Böyle bir dönem geçirdik. Yani özellikle evde kaldığımız, bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlarda insanların artık o manevi do doygunluğa da ulaşamadığı için o açlığı, o ruhsal açlığı hep evde bir arayışla geçirdi. yesem, işte anneler e hiç ekmek yapmazken evde dolu dolu ekmek tarifleri Ondan sonra erkekler mutfaklara girdiler hep birlikte. Çoluk çocuk işte markete gidildiyse çok gereksiz paketli gıda alımları oldu bir kiler oluşturuldu. Evde keyifle işte sinema izlerken ya da hani birlikte vakit geçirirken hani insanlar kendi içinde küçük çekirdek ailesiyle kaldı ve buradaki mutluluğu, haz, zevki tek yapabildikleri, haz aldığı noktayı yeme dürtüleriyle bastırmaya çalıştılar. Ve bize bu yansımalar ben hep hani böyle zaten o dönemlerde de konuşmalardan, televizyon programlarından falan anlıyordum. Ve dedim ki yaz döneminde gerçekten çok ciddi kilo problemleri başlayacak. Hakikaten de e, bayram bitti ve biz çalışma hayatına döndüğümüzde benim hiç yoğun olmadığım bir yaz dönemini geçirmeye başladık. E, yaz döneminde bizim çok yeni hasta e, portföyümüz pek fazla olmaz. Yani... Yazın başı kaç hastaysa başladıysa bu artı 5 ila 10 biter. Çünkü yazın herkes tatildedir. Yazın e, hani dışarıda daha çok hareketli vakit geçer. Kişilerin diyet uygulayabilme süreçleri biraz zorlaşabilir. Ya da yaz için çoktan vermiştir. Vermiştir <laughs> zaten evet kendini iyi hissediyordur doğru söylüyorsun. Bunların hepsini açtığı bir dönemde bir baktık ki Haziran'ın başında bizim ciddi bir randevu talebimiz olmaya başladı. Çünkü kişiler... E ee, ilk etapta hani böyle bir yeme dürtüsüyle yoğunluğu yaşadı ama sonra panikledi. Hani bu nasıl olacak? Bir de hani işin içinde bağışıklık var. Ben doğru besleniyor muyum? Yediklerim benim işime yarıyor mu? Sağlığıma destek oluyor mu? Çünkü televizyonda deniyor ki işte mor lahana yiyelim, mor havuç yiyelim. İşte propolis çok önemli, D vitamini çok önemli. İnsanların kafaları karıştı ve dediler ki evet biz doğru yolu yine diyetisyenle bulacağız anlaşılan. Ve böyle talepler artmaya başladı. Tabii bu noktada eskiden yani eskiden dediğim 2020'den önce diyeyim kilo alma programları ve zayıflama programlarında yoğun bir çalışmamız ve talebimiz varken benim şu dönemde benim bağışıklığım nasıl kuvvetlenebilir ee, çok zayıfım güçsüzüm e, bu beni olumsuz yaşam şartları içerisinde olumsuz etkiliyor ben nasıl doğru kilo alabilirim ya da işte benim çocuğumun sınavdaki başarısında beslenmesi çok önemli ama şu dönemde o konsantrasyonu sağlayamıyoruz. Bu noktada beslenmede nasıl ilerleyebiliriz beslenmeyle? Bu tarz taleplerde artış oldu. Ya da işte bizim merkezimizde uygulanan glutatyon ve ozon bağışıklığın desteklenmesinde çok önemli. Bunlar da ya da sıvı C vitamini bunları nasıl almalıyım? Benim bedenime nasıl faydası olacak? Bağışıklığıma yaptığım yatırım... Nasıl bir dönüşüm sağlayacak? Bunların hepsi gerçekten adım adım konuştuğumuz şeyler olmaya başladı. Evet bu noktada doğru danışmanlığı, doğru yönlendirmeyi sağlayan kişi de yine diyetisyenler. Yani ben ve diyetisyen arkadaşlarım ee, doğru beslenmeyle, doğru besin seçimleriyle, doğru e, doğal desteklerle. Çünkü e, şimdi piyasada da hani bu açığı çok fazla kullanan hani bir anda mesela karamürver ekstreleri ezanelerde bitti. Ya da işte e, şu C vitaminini alalım bunu da kullanalım yanına kalsiyum da ekleyelim ama C vitaminini zaten COVID tedavisinde uygulanıyor ne kadar alalım gibi. O kadar çok soru geldi ki hem sosyal medya üzerinden hem yüz yüze görüşmelerimizde. Dolayısıyla yapılan beslenme yatırımlarının hepsi bağışıklığımız için çok önemli. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Kişiler dedi ki evet biz kilo aldık pandemi sürecinde. Ee, ya da öncesinde de kiloluydum. Bir kere şişman olan ya da kilolu olan kişinin bağışıklığı düşüktür. Bu çok önemli bir şey. Hani sağlıkla ilgili mücadelesi çok büyüktür. Akciğer performansı düşüktür. Ee, hareket kısıtlılığı vardır. Bunların hepsi bağışıklığı düşüren şeyler. Dolayısıyla biz kişiyi ideal kilolu olma noktasına doğru ilerletirken doğru beslenmeyi sağlayarak kontrolü sağlamamız lazım. Ee, bu noktada bağışıklığın desteklenmesine yine diyetisyenler olarak önemli rol oynuyoruz. Ee, kilolu olan kişiler için önemli şunu vurgulamak istiyorum. Lütfen zayıflama programı uygularken bağışıklığım düşer mi endişesine kapılmasınlar. Eğer diyetisyenle yol alıyorlarsa ama bunu kendi kendilerine herhangi bir internet sitesinden zayıflama programı diye girdiklerinde karşılarına çıkan detoks programları, düşük kalorili programlar, Yanlış beslenmeye iterse evet bağışıklığı düşebilir. Ama diyetisyenle bir zayıflama programında e, var oluyorsa asla korkmasın. Çünkü diyetisyen onlara olumsuz bir besin yönlendirmesi yapmaz. Ya da ben yapmıyorum öyle söyleyeyim. E, bu noktada haftada kaç gün yürüyeceğini planlıyoruz. Uykusunu planlıyoruz. Uyku çok önemli bir şey. Bakın düzenli uyku uyuyan kişinin bağışıklığı kuvvetlidir. Özellikle akşam 11.30-12'de yatağa girmiş ve sabah 7.30-8'e kadar uyuyan, deliksiz uykuyu yaşayan kişi melatonin hormonundan maksimum şekilde faydalanır. Bu melatonin hormonu bağışıklığı kuvvetlendirir. Neden Covid çocuklarda çok fazla etki etmiyor? Bana kalırsa bu tamamen uyku düzeniyle alakalı. Çünkü çocuklar erken uyuyorlar. Gece o melatonin hormonundan ve büyüme hormonu etkisiyle maksimum bağışıklığı sağlıyorlar. Dolayısıyla Covid'den de olabildiğince uzak kalabiliyor ya da Covid onlara çok da fazla olumsuz etki gösteremiyor. Ama yetişkin kişilerde bu pandemi süreci de evet uyku düzenimizi çok olumsuz etkiledi. Çok geç yatıldı, geç kalkıldı, düzen bozuldu. Bunlar da bağışıklığı olumsuz şekilde etkiledi. Yani nihayetinde aslında beslenme ve bağışıklık Yan yana gezen iki kardeş Kesinlikle. gibi bir rol oynuyorlar evet. ve bu noktada ne yediğimiz, ne içtiğimiz, geçmişteki hatalarımız hepsi yavaş yavaş hele ki bu dönemde ortaya çıkmaya başladı. Evet uyumak, yürümek, beslenmek bunların hepsinin bağışıklığı, kuvvetlendirici yönleri olduğu doğru ve şu noktaya değmeniz de çok mühimdi. Kilolu bir insanın normalde toplumumuzda ya da zayıf insana karşın ye ye güçlenirsin. Hmm, daha güçlü olduğu evet, değil daha mi? Daha heybetli insanların hmm. bağışıklılığının daha kuvvetli olduğu düşüncesi hmm. de yanlış olduğunu belirtmemiz bu noktada çok önemli oldu. Evet. Şimdi bu bağışıklığı kuvvetlendireceğiz ama şöyle nokta atışları birkaç öneriniz var mıydı? Hani internetler de zaten kaynıyor ama hmm. siz neyi tercih ederdiniz? Hele ki tam şu geçiş dönemindeki hmm. önümüzde kış. Ne yemeliyiz? Ee, yeme noktasında bir kere e, bağışıklığın kuvvetlenmesinde sebze ve meyveler son derece önemli. Özellikle de mor ve kırmızı olan sebze ve meyvelerin içerisinde antosiyanidinler dediğimiz, onlara o kırmızı rengi ya da mor rengi veren maddeler var. Bu maddeler çok ciddi bir antioksidan içerir ve antioksidanlar bağışıklığın kuvvetlenmesinin son derece önemli. O yüzden salatalarına ya da böyle işte meyve seçimlerinde çilek olsun. Karamürver olsun ya da işte goji beri kurusu, işte kuru üzüm, mor üzüm bunların hepsini hani mor siyah üzümlerden bahsediyorum. Ya da mor erik şimdi mesela eriği var. Bunların hepsini gördüklerinde hiç korkmadan afiyetle yiyebilirler. Mor lahana, mor havuç. Bunlar son derece önemli çünkü bunlara mor rengi veren antisyenidin dediğimiz maddelerin bağışıklığı kuvvetlendirdiği son derece belirgin bir şekilde görünüyor. Ve çiğ sebzelere mesela zeytinyağının ilave edilmesi çünkü içeriğinde A, D, E ve K vitamini var. Yağda eriyen vitaminler ve bunlar özellikle bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Özellikle C vitamini hani birçok meyvenin içerisinde zaten C vitamini alabiliyoruz. E, yetersiz alındığı düşünülüyorsa tekrar destek olarak hani tablet olarak ya da efervesan tabletler olarak e, kullanılabilir bunların hepsinin e, varlığı düşünüldüğünde e, propolis çok önemli özellikle akciğer performansı için evet e, Aslı aslanım e, evet Devam ediyoruz pekala ee, bir konuşmamış var, konuşmamız varmış birazdan hı hı. E, ne yiyeceğimizden bahsedelim birazdan sanırım bir ara vereceğiz. Hı hı. E, biz genelde portakal ve e, mandalina'ya yükleniyoruz ama. C vitamini dediğimizde <laughs> ama aslında yeşil biberin ve kırmızı biberin de C vitamini oranı çok yüksek. Yeşil yaprakların yine aynı şekilde e, burada C vitaminine e, özellikle hani. Sıcak halde kaynatmak, işte limonun suyunu, limonu sıkıp kaynatmak ya da limonu dilimleyip kabuğunu kaynatmak, bunlar C vitamini miktarını azaltır. Ama C vitamini suda eriyen bir vitamindir. Mesela portakal suyu sıktık, içine bir miktar su ilave etmenin artısı vardır. Ya da limonu e, suyla beraber, ben hep danışanlarıma da tavsiye ederim. 500 mililitre ya da 1 litrelik şişelerini hep kabuklu limonu dilimleyip onu tüketmeleri ve bundan yoğun C vitamini almaları, bağışıklığını kuvvetlendirmeleri son derece önemli. B12 yine bağışıklıkta çok önemli. B12'nin olduğu biliyoruz işte tahıllı gruplar ama tam tahıl, tam buğday, hani tahıl ekmeğini aldığımızda beyaz undan bahsetmiyoruz. Tahıllı olan gruplardan bahsediyoruz. Bunlar beslenmemize girerse vitaminlerimizin çoğunu almış oluyoruz. Omega 3 çok önemli. Omega 3'leri e, balık yağı yine bağışıklığında hani zihnin kuvvetlenmesi özellikle akşamları burada şunu da iyi vurgulamak lazım. Hani bazı vitaminlerin belli saatleri var kullanım saatleri. Balık yağını akşam alabilmek çok önemli. Uykuya geçiş sürecinin hızlanması, yine o beynin dinlenme performansında, dinlenme sürecinde omega 3'ten faydalanması ve ertesi güne daha uyanık bir şekilde, daha dinç şekilde kalkmaya destek sağlar. O sebeple omega 3'leri de akşam almak yine bağışıklığın kuvvetlenmesinde son derece önemli. Nitrik oksit çok önemli. Nitrik oksit desteği almak. Bunların mutlaka kullanılması hücresel yapılanma, hücrenin iyileşmesi ve diğer bütün vitamin ve minerallerin tüm hücrelere maksimum performansla yerleşmesini sağlar. O sebeple nitrik oksitten de mutlaka destek alınmasını tavsiye ediyoruz. Neden alabiliyoruz bu nitrik oksiti? Nitrik oksitin normal şartlarda hani doğal besinlerin içerisinde alınması şu an için mümkün değil ama bazı firmaların bazı ürünleri var. Özellikle noni meyvesinden Nitrik oksit çok yoğun bir şekilde alınıyor. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Bununla ilgili bazı vitamin destekleri de alınabilir. Yani aslında bağışıklığı kuvvetlendirmek ve kaşın hala sağ kalabilmek istiyorsak beslenmemize bu meyvelerle, bu beslenme yöntemleriyle dikkat etmemiz gerekiyor hmm, diyoruz. Evet. Peki sıvı tüketiminde şimdi e, söyledik ama suyun önemli bir yeri var. E, aynı zamanda içine birazcık da limon sıkıyoruz Hı -hı. ve e, kullanmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımız da sona doğru geliyor Hı -hı. ama sıvı tüketimi noktasında da bize vurgulayacağınız kısımlar Hı -hı. var mı? Bağışıklıkta ve vücut performansının günlük enerjinin dengeli olabilmesi için en önemli olan şeylerden biridir su. Günlük ihtiyacımız zaten 2,5-3 litre hemen hemen var ama bu 2,5-3 litrede çay ve kahve dahil değil. Yani aldığınız evet. çay ve kahve ee, ama bitki çaylarımız dahil, soda dahil, taze sıkılmış meyve suyumuz dahildir bu suyun içerisine. Ee, ve özellikle de hani e, dağıta dağıta böyle tek seferde suyu bir anda içmek değil de yudum yudum yavaş yavaş ve yemekten önce tüketmek, yemeğin ortasında tüketmemek. Yemeğin ardından da yine sıvı alımına bir miktar bir süre sonra devam etmek mümkün. Sıvı alımı gerçekten çok önemli. Susuz kalan bir vücutta baş ağrısı artar, yorgunluk artar, günlük performans da azalma olur. Kişinin başı ağrıyorsa lütfen su ikram edin diyorum ben. Çünkü suyu içtiği hı hı. zaman hemen böyle bir dirilme, dinçleşme olacaktır. Ee, düşünelim ki bir çiçek solduğunda bile suyu verdiğinizde nasıl bir dinçleşme oluyor, değil mi? Yani. Canlanıyor. Hepimiz için geçerli. Evet, su bir can Su bir hayattır böyle düşünelim. Ee, doğal olarak da mümkün olduğu kadar sıvıyı 2,5-3 litre kadar almamız gerekiyor. Evet, bağışıklık ve beslenme hakikaten çok önemli noktalar. Aydınlattığınız için ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Aslı Hanım. Siz de beni davet ee, ettiğiniz için ben teşekkür biz ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Mersi. Çok keyifli bir programdı. Sağ olun. Erken Teşhis sağlığı paylaşmaya, çoğaltmaya devam ediyor. Yarın yine görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.